korku ve ümit dengesinde olmamız lazım. Kur'an açısından ümit önemli bir başlık. Kur'an'da da birçok ayette ümide atıf var. Ve ümit birçok konuda var. Yani Allah'ın bağışlayıcılığı için ümit, öldükten sonra akıbetimiz için ümit, diğer yakınlarımız için ümit, kendimiz için ümit, İslam ümmeti için ümit var olmak şeklinde değişik başlıklar içinde bunu düşünebiliriz. Başlangıçtan demin söylediğimiz olaylar düşünürsek, ölecek bir insan için Allah yoksa, din yoksa aslında hiçbir ümit yoktur. Mesela evvelki tabloyu düşünelim. Ancak Allah'ın varlığına inandığımız ve din aracılığıyla Allah'la irtibat kurduğumuzda gerçek anlamda ümide kavuşuruz. Mesela bu birincisi, yani çok çok önemli bir nokta. Diğer taraftan kimi zaman mesela ümitsizliği insanların küfrün gücünden dolayı olur. Bir bakarsınız ki küfür insanın gözüne çok güçlü gözüküyor, yıkılmayacakmış gibi. Ve Kur'an'da da mesela birçok kıssalar da vardır bununla ilgili. Mesela Hazreti Musa'nın kıssasında ne kadar Firavun güçlü olursa olsun hiçbir ümitsizliğe düşmeden mesela devam ettiğinin örneğini görürüz. Nuh'la alay edilir, gemi yaparken de alay edilir, öncesinden de alay edilir. Fakat hiçbir ümitsizliğe düşmez. Allah'ın vahiyiyle, Allah'ın gözetiminde gemiyi yapmaya devam eder. Hazreti İbrahim'le ilgili babasının ve kavminin bütün ona karşıt gelişlerine karşın, kavminin onu yakmakla tehdit etmesine karşıt ve bununla ilgili tuzaklar kurmalarına karşılık o hiç ümidini kaybetmeden dümdüz devam eder. Bir de bakarız Hicr suresinde mesela 56. ayette Hazreti İbrahim der, sapıtmışlardan başka Allah'tan kim ümit keser der. Kafirlerden başka Allah'tan kim ümidini keser de yine başka bir Kur'an ayetidir. Ümit İslam açısından çok önemlidir. Ha, dünyadaki hedefleri şan, şöhret gibi, haz gibi nitelikler olanların ümidini bir noktada kaybetmemesi kaçınılmazdır. Niye? Ne kadar dünyada o hedefe başarıyla elde ederse etsinler, ölünce onları kaybedecekleri belli. Bir süre sonra yaşlanınca onları elde ettilerse bile yaşlılığın verdiği şeyle dünyada istedikleri hazzı alamayacakları belli. Ha, bu şekilde bir bakış açısından gerçek anlamda ümidin, nitelikli bir ümidin hiçbir yolu yoktur. Bir aslında inanmayan bir insanın aklını tutarlı olduğu zaman mutlu olması mümkün değildir. Ancak kafasını kumun içine sokarsa mutlu olacağı bir sistem vardır. Tutarlı olarak iç huzuruyla, mutlulukla aklı açık olmak ancak İslam'ın ortaya konduğu varlık anlayışı içerisinde mümkündür. O yüzdendir ki İslam bir tek ümidin yolunu açar. Yine bir Kur'an ayeti Ali İmran suresinde gevşemeyin, üzülmeyin, inanıyorsanız üstün olan sizsiniz diyor. Birçok zaman dünyada Müslümanlar kaybedebilir, ticarette kaybedebilir, hastalığı olur. Yani dünyada insanların gelip geçici mutsuzlukları da olabilir aslında. Fakat inanıyorsanız, Allah'a inanıyorsanız, ahirete inanıyorsanız, dünyadaki sağlık kayıpları, mal kayıpları, yakın kayıpların hiçbiri sizi ümitsizliğe götürmemelidir. Çünkü siz inanıyorsanız her şey Allah'ın elindedir. Siz bir kere Allah'ın her şey elindeyse bir ümidin kapısı vardır. Bir kişisel olabilir ümitsizlikler. Ha, biz bunu düşünürsek her şey Allah'ın elinde. Allah bütün günahları da affedebileceğini söylüyor. Başka bir ayette ey nefsi karşısında haddi aşan kullarım, Allah bütün günahları geleneğinde affeder deniyor. İnsanların ümitsizliğe düşmemeleri söyleniyor mesela bir ayette. Ha, bunu bilen bir insan nefsiyle ilgili ümitsizliklerden kurtulmanın yolunu bulur. Yakınlarıyla ilgili ümitsizliğe de düşmemesi için Müslüman'ın yine bir kapı vardır. Bir Müslüman yakınları için de dua ettiğini görüyoruz Kur'an'da. Yakınları için de dua ederek bir yerde yakınlarının sorunlu durumlarıyla ilgili bir baş edeceği kaynağı vardır. Ha, İslam ümmetiyle ilgili de bir ümitsizliğimiz varsa, bir şeyimiz varsa bence burada da ümitsiz olmayalım. Ama elimizden geleni yapıp fiili duada bulunalım. Evet, ne yapabiliriz? Tamam. Kendi işte kültürel yapımızı geliştirebiliriz. Sanatı dışladık. O sanata gerekli yeri birçok açıdan verebiliriz. Eğitimle kendimizi geliştirdiğimiz gibi Müslümanlar arasındaki birliği daha çok sağlayıcı eylemlerde bulunarak İslam ümmetini daha iyi duruma getirebiliriz. Yani İslam ümmeti açısından yapabileceğimiz çok şey var. Onları da fiili dualarımızla gerçekleştirip İslam ümmeti için de ümitsiz olmayalım. Bir yandan da Allah'a dua edelim. Bu aslında şeytanın yine insanı kandırma yollarından bir tanesi.